Evden kaçmış mı? Ya dur, dur. Fenalaşma öyle ya, dur. Sonra yakalayıp getirmişler. Nereye kaçmış? Niye kaçmış kabak? Ama ooo kabak, yemin ediyorum bak bunun sevdiği var, ona kaçmış olmasın. Ya nereden çıkardın şimdi bunu? Benim böyle buraya apar topar gelişimin nedeni de bu zaten. Merak etmeyesin, etraftan duyduğum dedikoduya inanıp üzülmeyesin diye geldim. İşin aslını benden öğrenesin diye. Kabak, gerçek ne? Vallahi meseleyi baştan aşağı sordum, soruşturdum. İşin aşkla meşle hiç ilgisi yokmuş. Kızın babasıyla abisi. Yok sinemaya gitmeyeceksin, yok fabrikaya gitmeyeceksin. Kızı sıkmışlar, o da evden kaçmış. Kaçmış ha? Gülleye bak. Bizim Gülleye bak, ha bak. Nasıl da cesur, nasıl da bilekli. Evet, öyle öyle. Gel gel, şimdi bak. Dayım bu mevzuyu sakın duymuyor, tamam mı? Ama evet, dikkat etmemiz lazım, biliyor musun? Duymaz, duymaz. Güzel, güzel. Eğer haberi olursa yemin ediyorum bu iş olmaz, biliyor musun? Haberi olmaz, hiç merak etme. Hem Yasin götürmedi mi parayı? Verdi. Güzel, âlâ. Öyleyse kız senin mi? Benim, benim. İstemiyorum. İstemem, istemem. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ulan kızım, ulan yavrum. Bu zenginlik bu kısmette bilmez. Varacaksın. O zaman öldürün beni. Etlerimi lokma lokma doğrayın. Yine de o soytarıya varmam. Bak Güllü, yavrum. Baban da senin iyiliğin için söylüyor. Benim anam da babam da kardeşim de Kemal'dir. Duydunuz mu? Ben ondan başkasına varmam. Ulan ben seni! Cemşir, Cemşir. Elinden bir kaza çıkacak. Hadi yürü gidelim, yürü. Yürü. Muhsin Usta. Geçmiş olsun. Sağ ol Usta. Mahallede sorduk, soruşturduk. Kızın da ifadesi var. Onu senin kaçırmadığın aşikar. Bak evladım. Belli ki birbirinizi seviyorsunuz. Lakin kanunlar reşit olmayan bir kızla ana babanın rızası olmadan evlenmenize mani. Ama savcı beyle görüştüm. Bu olayı bir defalığına mahsus olmak üzere kapatacağız. Ama aynı şeyler bir kez daha tekrarlanırsa mapushaneyi boylarsın ona göre. Şimdi çıkabilirsin. Sağ olun komiser. Anacığın nasıl oldu kız? Onca dayaktan sonra ne olsun? Ben bunu bizim eve götüreyim. Sen iyi bakamaz şimdi. Kız, anlat hele nasıl oldu bu iş? Hangi iş? Bak, bir de hangi iş diyor Zilli. Esat'tan kaçtın mı Kemal denen oğlana? Kaçtım. Sendeki de akıl mı?
Zaloğlu gibi zengin herif dururken git. El alemin çulsuzuna kaç. Allah belasını versin. Hem sen o Zaloğlu'nu nereden duydun? Ha. Kocan olacak o Reşit yumurtladı değil mi? E anlattı, ne olmuş? Sen de he desen ölün mü? Ölürüm. Bak kahve falında da çıktıydı. O Kemal denen heriften fayda yok sana. Oho! İşimiz senin falına kaldıysa. Bak kızım, bu Zaloğlu koskoca çiftliğin varisiymiş. Evleniversen hanım olacaksın o çiftliğe. Benim hanım olmak gibi bir derdim yok. Ama senin hevesin varsa başka. Tövbe tövbe. O nasıl söz kızım? Basbayağı söz işte. Bak yavrum, ben senin iyiliğin için... İstemiyorum iyiliğinizi. Karışmayın bana. Aman be, ne halin varsa gör. Reşit. He. Bir akıl ver Reşit. Ne aklı vereyim? Kızı polis marifetiyle aldık getirdik ama baksana. Canı sıcak sıcak evlenmem diyor. O da var tabii ama asıl bu kaçma mevzunu Yasin Ağa ile Muzaffer Bey'in duymaması lazım. Duymaması lazım. Evet. Lazım. Selamun aleyküm. Hoş geldin Yasin Ağa. Ökkeç otur şöyle, Allah sen ayakta kaldın. Kalmayacağım. Söz verdiğim gibi. Diğer yarısını nikahtan sonra veririz. Ne acelesi vardı ağa? Hayırlı bir işi yarım bırakmak olmaz. Kalın sağlıcakla. Ama böyle olmadı ağam. Bir acı kahvemizi isterdin hiç olmazsa. Değil mi Cemşir? He. Başka zaman inşallah. Güle güle Yasin ağam. Herifler parayı da verdi Reşit. Ne edecek? Sen şuradan bir 100 lira ver hele. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bil bakalım bu işi ne paklar. Ne paklar Reşit, ne paklar? Bil bakalım ne paklar? Rahat. Hey, baba rahmet. Hadi gidelim o zaman ama önce çarşıya uğrayalım. Hazır parayı bulmuşken.